Arkadaşlar, hazırsanız adaptif hız sabitleyici ile ilgili bu serimizin son videosu olacak. Sürüş paketi ile ilgili daha fazla video çekmeyeceğim. Bu videoda adaptif hız sabitleyici için neler gerektiğini videolarda parça parça anlatmıştım. Maliyetlerini çıkaracağız. İşlemin detaylarını hep beraber öğreneceğiz. Olay tam olarak bu kadar. Son video olarak da kapanışı maliyetlerden yapıp olayı bitireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Aracın ön tarafında panjurumuz bir kere değişiyor. Logomuz bir kere değişiyor. Logonun arkasında radarımız var. Radarın iki tane montaj braketleri var. Bunlar da araca ekleniyor. Bunların sırayla fiyatlarını söyleyeyim. Panjurumuz 1,5 milyar. Logomuz 2 küsür milyar civarındaydı. Çıkmada 650-700 lira arasında bulabilirsiniz. Radar montaj braketlerini ben 500 liraya mal ettim ama siz ne kadar mal edersiniz hiçbir fikrim yok. Şu an ve bunlar servis dışında bulunamıyor. Belki CNC'den yaptırabilirsiniz. Ona bir şey diyemeyeceğim. Demir bir malzeme. Radarın kendisi 2500 lira çıkması, sıfırı ise 5000 ile 6000 lira arası değişiyor. Şimdi radarla ilgili detayları anlattım. Bir de enjeksiyon beyninde işlem yaptık. Bu enjeksiyon beyni özellikle otomatik vites araçlarda şöyle bir sıkıntı var. Otomatik vites araçlarda şöyle bir problem var. Vites geçişlerinden dolayı hepsi servisin neredeyse %90 servise gitti. Bunları kalibre ettirdi, tekrar yazılıma attırdı. İşte bu yazılım atılmalar aynı zamanda enjeksiyon beynine bu yazılım atıldı. Yazılım bir kere atıldıktan sonra adaptifli yazılımı beyin kabul etmiyor. Böyle bir durum olduğu zaman sizin enjeksiyon beynini ya sıfırlatmanız ya da komple sıfırına almanız gerekiyor. Ben sıfırlatmayı burada yaptırma ihtimalimiz sıfır olduğunu düşündüğüm için direkt 0-1 beyinle hareket ettiğimi anlatmıştım size. O beyinde ben 2500 lira gibi bir rakama aldım. O da aracın maliyet listesine eklendi. Daha sonra geldik cam bölümüne. Camımız serviste, yetkili serviste. Eski camı da aynen duruyor, onu da söyleyeyim isteyen varsa. Touch hatchback, standart cam ya da ikonları da olur. Çünkü şuradaki yapı 2018 sonrası ikonlar da bu şekildeydi. Camımızı ben 3000 liraya mal ettim ama galiba şu an 5000 liranın üstünde bir maliyeti var. Sıfır cam geldi, takıldı. Ayna bölümümüzden ben iki tane aldım. Almak zorunda kaldım. Bir tanesinde bir parça eksik çıktı. Onu çıkma olarak geldi. Maalesef değiştiremedim. O öyle kaldı. Şu ayna kompartmanını ben o gün 1000 lira bir fiyata aldım. 200 lira da boyanmasına verdim. 1200 lira yaptı. İçerideki şerit takip kamerasını evet tahmin eskiden dolar euro kuru çok düşük olduğu için yurt dışından ben bunu 1000 lira gibi bir fiyata aldım. Şu an orada da pahalı, onu da söyleyeyim. Öyle bir denk geldi. Onun dışında şuradan oraya kadar olan tesisatı 300 liraya servisten aldım. En son olarak da adaptifli direksiyonu ekledim. Adaptifli direksiyonla beraber bu sistemin bir maliyeti ortaya çıkmış oldu. Adaptif hız sabitleyici de işte böyle gidiliyor. Hani
herhangi bir şu an duruş pozisyonuma bakarsanız. Şu direksiyona da müdahale etse gerçekten 10 numara bir şey çıkıyordu ortaya ama etmiyor işte, yapacak bir şey yok. Ben yine pozisyonunu alayım da her şeyi ona bırakmıyoruz. Şimdi önümüzdeki araçtan belli, daha hızlı gidiyoruz. Yani daha hemen hemen çok fark olmamak kaydıyla yakın gittiğimizi varsayalım. Şu an onu okumaya başladım. Şimdi bakın size değişik bir şey göstereceğim. Bir ayağımda frende. O arabayı okuyor ya. Aktif fren işte böyle çalışıyor. Arkadaşlar şimdi ekranda görüyorsunuz, bazı projeleri çok fazla detaylandırmadım. Trafik işaretleri okuma mesela bunlardan bir tanesi. Çok büyük bir proje değil. Şehir takiple beraber çalışıyor. Hız sabitleyici, hız limitörü konumundayken trafik işaretlerinde okuduğu hıza aracı düşürebiliyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. İlerleyen zamanlarda belki videosunu çekebilirim. Şimdi şerit takibi görüyorsunuz. Şerit takip sadece şeritten çıktığı zaman sesli bir uyarı yapıyor ve görsel olarak da bu şekilde uyarıyor. Bununla ilgili videomuzu çekmiştik. Daha detaylı bir şekilde anlatmıştık. Kısaca bir hatırlayalım istedim. Son olarak otomatik uzun far. Otomatik uzun farda 60 km üzeri hızlarda şerit takip kamerasının ölçümlemelerine göre çalışan bir sistem. Ufak bir kablolama işlemi var. Bunu anlatmıştık o videonun içerisinde. Arkadaşlar şu anda maliyetleri görüyorsunuz. Bu maliyetler benim 2021 yılı içerisinde yaptığım maliyetler. Güncel maliyetlerin en az şu fiyatların üzerine 3 katı olduğunu tahmin ediyorum. Herhangi bir araştırma yapmadım çünkü bazı malzemeler Türkiye'de bulunamıyor. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bana sormak istediğiniz soruları yorum olarak yazabilirsiniz. Videomuz hoşunuza gittiyse beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi seyirler.